Merhaba sevgili Nesnek.com üyeleri. Bugünkü NBA bülteniyle karşınızdayız. 3 tane karşılaşmamız var. İlk karşılaşmamız 757 koduyla Denver Nuggets Philadelphia 76ers karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 5.5 ve maç sonu 11.5'ta Philadelphia tarafında toplam sayı olarak da 208.5'u görüyoruz. Özellikle Gallinari'nin form bulmasıyla Denver'ın hücumda daha iyi oynadığını görüyoruz son karşılaşmalarda. Oldukça fazla oyuncudan faydalanıp fazla oyuncudan skor bulabiliyor Denver. Philadelphia'da da son zamanlarda genç oyuncuların biraz daha devreye girmesiyle biraz daha fazla mücadele ettiklerini görüyoruz. Hücumda da iyi işler yaptıklarını görüyoruz. Özellikle Covington son haftalarda çok formda. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Denver maçlarının özellikle yüksek tempolu oynadığını düşündüğümüzde Philadelphia'nın da Denver'ın atletik uzunlarının karşısında çok da fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla iki tarafında yüksek skor bulacağı ve toplam sayının aşılacağı bir karşılaşma bekliyorum. İkinci karşılaşmam 759 koduyla San Antonio Spurs Oklahoma Thunder karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 3.5 ve maç sonu 7.5 Oklahoma tarafında. Toplam sayı olarak da 214.5'u görüyoruz. Oklahoma şu anda 8. sırada batıda. Özellikle Kevin Durant'in olmadığı zamanlarda Russell Westbrook'un ön plana çıktığını görüyoruz. Ama bunu yaparken de tek başına değil. Enes Kanter gerçekten son haftalarda inanılmaz da oynuyor son maçlarda. Son karşılaşmada Oklahoma tarihine geçti ve bir karşılaşmanın ilk periyodunda double-double yapan ilk oyuncu oldu. Hem hücumda hem savunmada hem de özellikle reboundlarda Enes'in performansı oldukça iyi. Russell Westbrook'la da oldukça iyi anlaştığını görüyoruz ki ikili oyunlarda birçok pozisyonda Enes Kanter genelde bitirici oyuncu oluyor. Hücumda da aynı şekilde hücum reboundlarına çok etkili ve kaçan atışlarda özellikle ikinci atışları çok iyi kovalıyor. Böyle değerlendirdiğimizde San Antonio Spurs'un geniş uzun rotasyonu karşısında Enes Kanter çok belirleyici olacaktır. San Antonio'da aslında playofflar öncesi birazcık ritim bulmuş gibi görünse de son maçlarda eski San Antonio olmadığını görüyoruz. Fakat onların şu andaki ilk hedefi iyi oyuncularını, tecrübeli oyuncularını sakatlık yaşatmadan playoff'a katılmasını sağlamak. Dolayısıyla playoff'ta herhangi bir basamakta olabilirler ama onlar playoff'ta bir tık daha ileri geçeceklerdir düşüncesindeyim. İki iddialı takımın mücadelesinde ben bu kadar sayının olacağını düşünmüyorum. Biraz daha sert geçecek bir karşılaşma bekliyorum. Biraz toplam sayı bana yüksek geldi. Dolayısıyla burada alt tercih yapacağım. Üçüncü ve son karşılaşmam 760 koduyla Phoenix Suns Sacramento Kings karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 4.5 ve maç sonu 8.5'ta Sacramento'da. Toplam sayı olarak da 210.5'u görüyoruz. DeMarcus Cousins'ın dönmesiyle birlikte Sacramento'nun özellikle hücum anlamında daha iyi oynadığını görüyoruz. Son maçta Philadelphia karşısında zor kazanmış gibi görünseler de Rudy Gay ve DeMarcus Cousins ikilisi iyi oynadığı zaman Sacramento özellikle bu tarz takımlara karşı sürpriz sonuçları imza atabiliyor. Phoenix Suns özellikle hücumda uzun anlamında sıkıntı yaşayan bir takım. DeMarcus Cousins'ı durdurabilecek çok da fazla oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Böyle değerlendirdiğiniz zaman Phoenix'in kısalarının özellikle Bledsoe başta olmak üzere bir üstünlük sağlaması kuvvetle muhtemel fakat Sacramento'nun da uzun rotasyonunda artılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben Sacramento'nun burada Cousins'ın performansıyla handikapta kalmasını ve Phoenix'in kazansa bile bu kadar yüksek farkla kazanmamasını bekliyorum. 8.5'luk handikap bana birazcık fazla geldi. Tercihlerim bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum.